Hepinize merhabalar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Favoriler. Aslında bu uzun dönemde olan favoriler videosu. Ama yine de tabii 6. aydır sık kullandıklarımı da içine ekleyeceğim. Ve genel olarak çok beğendiklerimi de sizlerle paylaşmış olacağım. Ve hemen parfümlerle başlayacağım. Biliyorsunuz en son videoda görmüştünüz. Jil Sander If. Bu 4. kutum ve benim klasiklerim arasına girmiş bir parfüm. Her daim çok güzel. Özellikle bunu da koydum hatırlayayım diye, unutmayayım diye. Ve vücut losyonu inanılmaz güzel. Yani parfümü hiç kullanmayın, sadece vücut losyonunu kullanın. Parfüm harika kokuyor. Yani parfüm gibi kalıcı, parfüm sıkmışsınız gibi kokuyor. Müthiş, inanılmaz güzel. Ama favorilerim arasında tabii ki Calvin Klein Beauty, özellikle bu ay 6. ayda çok fazla kullandığım ürünlerin arasında tabii ki. Şekil A'da görüldüğü gibi şurada falan da herhalde. Ya içiyorum, yiyorum ben bunları. Ve La Vie Belle güzel, çok şekerli bir parfüm ama bu sıralarda fazla kullanmadım. Sadece şöyle söyleyeyim. Havalar çok bazen çok böyle 12 derece, 13 derece falan olduğunda niyeyse onu bir sıkma ihtiyacı duydum. Böyle şeker şeker, böyle mis gibi. Ama yine de genelde kullandığım parfüm bu oldu. Genel parfümlerin arasında şunlar. Yine çok sık kullandıklarımdan bir tanesi de Body Shop'un White Mask isimli eau de tuvaleti. Bu da artık bitişlere yaklaştığı için böyle bir an önce hadi bitireyim, hadi bitireyim falan oluyorum ama bitmiyor. Gelelim fırçalara. Fırçalarda her daim favorilerim arasına giren bir fırça var burada. İki tane özellikle. Zaten bu Mac'in fırçası 217. Sigma'da da 227. Sigma dedim, pardon. Soeva'dan 227'si, onun taklidi. Her ikisi de çok güzel ama benim favorilerim arasına giren Soeva'dan şu iki fırça oldu. Kaş farı. Şimdi konular birbirine bağlı olduğu için oradan oraya zıplaya zıplaya gidiyor gibi oldum ama şöyle bağlayayım size hemen konuyu. Kaş farı olarak ben bu Criolan'ın kaş farını kullanıyorum. Glossy Box'tan gelmişti bu herhalde 1,5 yıl önce falan. 1 yıl mı oldu acaba? Yok 1,5-2 yıl herhalde oldu. Ay neyse bayağı bir oldu. Bunu kullanıyorum normalde ve ben bunu normalde önceden fixing spray ile kullanıyordum. Yani fırçamı önce ıslatıyordum ve ondan sonra kaş şeklini iyice bir belirginleştiriyordum. Şimdi artık öyle yapmıyorum. Gördüm ki olay fırçada kaynaklanıyor. Çünkü fırça iyi farı almıyordu. Ama bununla hiç öyle bir şey gerek kalmadı. Dediğim gibi bu, işte şöyle göstereyim. Soeva'nın 317 numaralı açılı eyeliner fırçası ya da kaş fırçası, artık neye kullanmak isterseniz, her ikisi için de çok ideal ve güzel bir fırça. Ve gelelim yine Soeva'dan, gelmiş geçmiş gelecek gidecek bütün favorilerimin arasında olan, biraz önce arkadaşım vardı bende, ona gösterdim ve hemen bir uygulama gösterdim. İnanılmaz. Arkadaş da hemen dedi tamam, kesinlikle ben de alacağım bunu. Yani hiç gözüme bakmadan öyle güzel bir gölge oluşturuyor ki inanamazsınız. Çünkü şu gözün o kris bölgesi denilen, hani tam gölgeleme yeri var ya, muz bölgesi mi? Oraya zaten yerleşiyor. Yani aynaya bile gerek yok. Oynattığınız zaman çok güzel bir gölge veriyor. Evet, bunun da hemen numarasını söylüyorum. 228 kris. İşte kris bölgesi diyorlar o çok böyle gölge yapılması gereken bölgeye. Çok ilginç oldu cümleler, farkındayım. Gelelim fondöten. Fondöten olarak bu sıralarda, evet ben hani buraya yaz geldi fondöten kullanmıyorum ah demek isterdim ama öyle değil. Fondöten de kullanıyorum, BB krem de kullanıyorum. Şimdi normalde ben Revlon Color Stay'i kullanıyorum şu dönemde. Garnier BB'den çok çok memnunum. Hatta onu da koyabilirdim. Garnier BB de iyi. Favorilerim arasına girebilir. Ama şu iki ürün beni benden aldı. Özellikle Shiseido'nun şu lifting fondöteni hepinize tavsiye edebilirim. Yüzünüzde hiçbir şey yok gibi. Yani verdiği ışıltı da güzel bir ışıltı veriyor ya da bende mi ışıltı verdi bilmiyorum. İlginç ama harika bir şekilde cildinizde, yani
hissetmiyorsunuz ama fondötenin duruşu çok güzel. O yüzden bu benim alacaklar listemin en tepesinde yerini almış vaziyette. Hemen bunu, hemen almak istiyorum bunu hemen. Ve bu Kristin diyorum da BB'si gerçekten hoş bir krem. Krem. Krem mi dedim ya? Fondöten diyeyim hadi ben. BB krem işte renkli krem. Her ikisinden de çok memnunum ve favorilerim arasına girdi. İki tane Silik'ten ürün var. İkisi de böyle beni sinir ettiler. Oo, bunları, ah bu silikleri var ya, bunları yapıyorlardı. Bunu bir de kolay atsak. Şunu göstermiştim. Hepiniz hatırlayacaksınız. Bu kırılmıştı demiştim ve bu da arkasından kırıldı diye göstermiş idim. Buna o kadar üzüldüm ki bu siliğin kontür paleti. Yani yine şundakini kullanabiliyorum ama bundaki yok. Favorilerim arasında bu allık. Ding. Efekte bakar mısınız? İçinde ışıltı var. Aydınlatıcı kullanmanıza hiç gerek kalmıyor. İşte çok gerçekten çok güzel. İki tane kaş farı vardı favorilerim arasında. Bu yine son dönemler. Sadece 6. ay değil. 6. ay dahil son dönemlerde. Son dönem dediğim şöyle bir 6 aya falan gidin yani. Yani 2012 favorileri falan gibi bir şey oluyor şimdi aslında bu ya neyse. Bu koyuyu kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum ama gördüğünüz gibi bu parlak. Fakat kaşta hiç parlak durmuyor. Vallahi çok güzel duruyor. O yüzden iki tane favorim. Bu. Ha, bu ne? Bu Alverde. Alverde'nin. Bu doğal kozmetik anlatmıştım hep. DM'de satılıyor. DM'de bir gratis gibi bir market. Gelelim efendim. Evet, bunu hemen göstermek istiyorum. L'Oreal'in Glam Bronzası. Çok sıklıkla kullandığım, hatta görünce anlarsınız zaten. En çok da aydınlatıcısını mı kullanmışım? Orası iyice bir çökmüş. Evet. Bununla ilgili bana Facebook'ta soru gelmişti. Ben bunu kullanamıyorum, işte aldığıma pişman oldum falan diye. Hiç öyle demeyin. Önemli olan fırça. Bunu büyük bir fırçayla kullanmayacaksınız. Diyelim ki sadece bronzayı kullanmak istiyorsanız sadece bir şöyle yapacaksınız. Ve ondan sonra bronzayı kullanacaksınız. Hemen yüzüme ziyan olmasın. Ondan sonra diyelim ki sadece allığını kullanacaksınız. Yine aynı şekilde veya allık ve aydınlatıcı bir arada hepsini. Bakın görüyor musunuz? Vallahi elime geçeni sürdüm yüzüme. Yani demek istediğim bir şey kullanırken fırça o kadar önemli ki. Bu da BH Kozmetik'ten. BH Kozmetik'ten şu fırça işte o. Favorilerim arasında yine bu da. Ondan sonra gelelim yine buraya. Arkadaşımdan hediye gelen Bourjois'un. Bunu 3-4 kere kullandım bu ay ve o artık bu ayın hani favorileri arasına sokabilirim. Kullandığım halde hiç kullanılmamış gibi. O da çok güzel. Demek ki çok bereketli bir ürünmüş. Bunu da neyle kullanıyorum? Hadi favori fırçam. Evet, bu da bir favori fırçam. Bu neyin? Maybelline'in yine DM Drugstore olan marketin kendi ürettiği bir marka. Yalnız yapısını böyle bile anlarsınız. Görüyor musunuz? O kadar yumuşak, ipeksi bir yapısı var ki harika. Evet, gelelim. Evet. Bourjois'dan bu blush allığı gösterecek misin? Göstermeyecek misin? Göstereceksin. Tamam. Bu blusher. Kendi fırçası var ama ben öbür fırçayla, şu fırçayla kullanıyorum ve çok hoş duruyor. Gelelim. Oje çıkarıcı. Bu benim gelmiş geçmiş her zaman favorim olan oje çıkarıcılarından bir tanesi Maybelline. Bu Maybelline maalesef DM'lerde yok. Rossmann'da var. Niye öyle bir yerde var, bir yerde yok? Hiçbir anlam veremiyorum. Ama özellikle mesela ben ojede kırmızıda sorun yaşamıyorum. Mavi ojeyi çıkarırken ki mavi lacivert tonlarını çok fazla kullanıyorum da Allah'ım ya Rabbim berbat oluyor ama bu çok güzel çıkarıyor. Maybelline. Tavsiye ederim.
Gelelim makyaj temizleyici. Garnier Bioderma'ya alternatif ve uygun fiyatlı olarak harika bir ürün. Tek bazlı yağ yok içinde. Sadece tek. Bu şu anda 3. kutu bu. En son yaptığım alışveriş videosunda 2 tane göstermiştim. O çoktan bitti bir tanesi. Bu normalde diyor ki burada göz makyajı çıkarırsa ama ben komple yüz makyajı çıkarmak için kullanıyorum. Vallahi ne diyeyim, bunun hakkında çok konuşmayacağım. Çünkü bir videoda çok uzun anlatmıştım zaten. Tavsiye ediyorum, mutlaka deneyin. Çok uygun fiyatlı makyaj çıkarıcı. Bu arada deodorantı da göstereyim. Dove'dan. Bu narlı. Ay harika kokuyor bu. Ay bu harika. Aslında iki tane favorim var. İki tane favorim var. Rahat bir dakika. Neredesin? Neredesin? Burada. Ve bu. Bu yarıya indi. Bu yarıya indi. Bu daha tazecik. Yani sık kullandığım bu. Ama son dönemlerde en favoris olan deodorantım da Dove. Bu. Şimdi bunu tekrar yerine yerleştiriyorum. Çünkü aslında onu bitirmek istiyorum. Şunu biraz yaralamak istiyorum. Yarım yarım yapmak istiyorum. Ama bunu da kullanıyorum. Bu hatta şu anda görüyorsunuz sanırım burada. Lancome Lavibel'in vücut şeyi, vücut kremi. Evet, şimdi takıları da ben araya sokacağım. En son dönemlerde her gün kullandım. Ki normalde ben çok yüzük, aksesuar çok fazla değiştiren birisi olarak en sıklıkla kullandığım küpelerim. Altınla ve beyazla çok güzel uyum sağladığı için bayılıyorum. İyi ki bunu almışım. İyi ki. Çok severek kullanıyorum ve dizaynına bakar mısınız? Gerçekten hoş. Biraz daha büyük olabilirdi. Yani benim normal standartlarıma göre biraz küçük bir küpe. Birazcık daha büyük olsa çok âlâ olurmuş. Gelelim en sık kullandığım, favorilerim değil, en sık kullandığım 6. ayda Garnier Bioaktif. Bununla ilgili çok mesaj geldi bana. İşte fiyatı çünkü çok uygundu. 4 euro muydu? Öyle bir şeydi. İlk kullandığımda biraz fazla kullandım. Ürünü yüzüme kullanırken fazla kullandığım için 2 tane sivilce yaptı bana. Ama sonrasında farkına vardım ki sadece bir mercimek kadar bütün bir yüzüme yetti. Fazla kullanmayacaksınız. Çok sıvı bir ürün zaten. Vücut losyonu gibi bir kıvamı var. Ama sevdiğim ürünler arasına girdi. Bu ay çok fazla kullandığım bir şey daha var. Onu da hemen göstermek istiyorum size. Ayağımda olan sandaletlerim. Bu ay çok kullandım. Bir de şey, sadece bu ay çok kullandım değil. Benim bu favorim. Çünkü sanırım son ömürlerini yaşıyor bu 2 yıllık bir ayakkabı. Ama ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Ayakların çirkinliğine bakmayın. Çirkinliğine bakmayın lütfen, rica ediyorum. Ayakkabıya bakınız sadece. Şimdi havalar burada bir 37'ye bir fırladı. Şimdi biraz serin ama yine sıcak bir serinlik var. Yani böyle bayan bir hava var. Bunları Götz'ten mi almıştım ya da nereden almıştım? Roland. Neyse, emin değilim nereden almıştım. Ama Roland'tı galiba. Deichmann kesinlikle değildi. Deichmann da böyle. Böyle yok. Neyse. Evet, ayakkabı favorim oydu. Takılarda, saatlerde favorim. Yani hiç şey yapamayacağım. Bunları da göstermeden edemeyeceğim. Saat favorim Guess. Buydu. Gerçekten son dönemlerin en sevdiğim saatleri. Yani tamam, bunun yeri çok başka. Yani bunun yeri niye başka? Havuzda falan her yerde kolumda şey yapabiliyorum. Şimdi videoyu eşim izlerse şeyi beğenmedim diyecek. Ice Watch. Tabii ki onu da çok seviyorum. O da favorim. Aa, favorim olmaz mı? Son zamanlarda yani. Evet ya, ama işte 6. ayın bu bana sonunda geldi. Aldığım günden beri de çok kullandım. Doğru. O da doğru. Evet evet. Saat de bu arada onu geçiyor. Onu geçiyor ama şurada görünen bu 3 ne alaka? Bugün ayın kaçı? Neyse, ah.
Ayın 3'ü mü? 4'ü mü? 4'ü bugün ayın. Bu yanlış. Evet. Başka başka? Aa, gözlüğüm, favori gözlüğümü de keşke getirseydim. Her neyse. Ay, bu inanılmaz güzel. Bunu hepinize tavsiye ederim. Bu bir saç bakım ürünü. Saçınızı yıkadıktan sonra kullanıyorsunuz ama saça yağlı bir görünüm vermiyor ama çok ipeksi bir dokunuş veriyor saça. Saçınız çıtır çıtır kuru, kırılmıyor. Benim saçım çok kuru. Çok kuru yapılı bir saçım var. Ama bu benim favorilerim arasında. Ve allık olarak bunu çıkarttım unutmayayım diye. Bu Catrice'den şu krem. Krem ama sürdüğünüz zaman böyle pudramsı bir yapıya sahip oluyor. Şimdi şöyle sürüyorsunuz ve böyle pudra gibi böyle çok güzel bir kıvamı var ve rengi çok tatlı. Gelelim eyelinerlara. Şurayı şöyle bir tıt. Eyeliner olarak iki tane benim favori eyelinerım var. Bir tanesi Essence, bir tanesi de L'Oreal. L'Oreal Superliner ve Essence'in Liquid Eyeliner Waterproof'lanı. Bu her iki ürün de benim uzun dönemler favori olan eyelinerlarım diyebilirim. Çok eyeliner kullandım. Özellikle jel eyeliner da denedim. Maybelline jel eyeliner vardı. Hatta var ama çöpü boylayacak. Berbat. Ben berbat derken şimdi hiç kimse yanlış anlamasın. Şöyle berbat. Aslında bu benimle alakalı bir durum. Ben jel eyeliner kullanıcısı değilim. Neden değilim? Kaç kere kapağını açık unuttum ve kurudu bu. Ondan sonra fixing spray koydum içine. Biraz şöyle sulandırdım. Tabii ki yapısı biraz değişti. Çok kalıcılığı gitti falan filan. Yani çok benlik bir durum değil. Hala içinde var ama dediğim gibi biraz kullanım, hani neyi nasıl kullandığınızla bazı ürünler çok alakalı. Şimdi ona kötü sevmiyorum demek işte orada yanlış olur. Orada biraz dikkatli konuşmakta fayda var aslında. Başka fondöten olarak size onları gösterdim ama benim son zamanların ve her zaman çok hani severek kullanacağım ürünlerden bir tanesi Lancôme Ton Miracle ve benim kullandığım numara 03. Niye bulamıyorum? Nerede yazıyordu bu numarası ya? 03, evet 03 benim kullandığım. Bu ve kesinlikle Shiseido Lifting Foundation. Ama diyorum ya, şunu alırsam, şunu eğer bir alsam bunun papucu dama atılacak. Shiseido Lifting Foundation kapatıcı özelliği çok yüksek fondöten. Bana fondötenle ilgili çok sorular geliyor. Lütfen fondöten tavsiye üzerine olmaz. Ben bununla ilgili de hani ufak bir video da yapmıştım zaten. Çünkü benim tenime olan, benim cildimin tipiyle alakalı olan durum sizde çok farklı olabilir. Sizde farklı durabilir. Belki size maske gibi gelecek ama ben o maskeliği belki seviyorum. Yani bir sürü bir sürü vesaire vesaire detaylar var. O yüzden fondöten almadan önce mutlaka yüzünüzde deneyeceksiniz. Lütfen bana Facebook'tan bu konuyla ilgili mesaj atmayın. Lütfen çok rica ediyorum. Özellikle parfüm ve fondöten ne tavsiye edersin? Videoları zaten özellikle bunun için yapıyorum. Hani tek tek hepinize şu fondöteni al diyebilecek vaktim yok zaten. Yani hani teker teker onu nasıl diyeyim? Yani fondöten çok başka bir şey. Ve krem tavsiyesi de geliyor bana. İşte Aziz ablacığım krem ne tavsiye edersin? Tavsiye yani biz satıcı değiliz. Ben satıcı değilim. O yüzden kullandığım ürünleri sadece tavsiye edebilirim. Yani paranız cebinizde kısıtlanmış oluyorsunuz o zaman. Ne gerek var? Bence gidin dükkana sorun, cilt tipinizi bir ölçtürün, baktırın. Yani tavsiye üzerine krem almak benim karakterime uymuyor. Ben öyle bir yapıda değilim. Ben tavsiye üzerine fondöten de almam. Yani çoğu videoları izliyorum. Tavsiye üzerine fondöten aldım. Memnun kalmadım. İşte hem de Lamia'yı izliyordum yani. İşte Catrice Photo Finish Foundation. Yapısı yüzümü terletti, bunalttı falan filan yani. Dediğim gibi denemeden fondöten alınmaz. O yüzden hiç fondöten ne tavsiye edersin? Krem ne tavsiye edersin? Yani ben dükkanım yok ki bütün ürünlere hani bütün ürünler neye ne yapıyormuş bilgim yok o konuda. Ne kullandıysam onun üzerinden bilgi verebilirim sadece. Onun haricinde ben sadece dediğim gibi kullandığım ürünler. Yani. Evet.
Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum ve hop diyorum. Allah Allah, bunları nasıl unuturum ben ya? Bunlar unutulur mu? Art Deco'nun krem kalıcı, yani waterproof olan göz kalemleri, ben çok memnunum. Ve gerçekten kalıcılığı da çok güzel. Hepinize tavsiye edebilirim. İşte bunu alırım dediğim Rimmel'i Yves Saint Laurent'dan Baby Doll isimli efekt false, yok uydurdum, Fox Kills diye yazıyormuş. Ben Fox Lashes okuyacaktım büyük ihtimalle. Şu Baby Doll Yves Saint Laurent. Ay çok güzel. Aa, inanılmaz güzel. Açıp göstermek isterdi gönül ama istiyor gönül. Gönül bunu açmak istiyor. Bekleyiniz lütfen. Fırça şöyle. Plastik aslında. Ama inanılmaz güzel. Benim bu ay, ay öyle de bir esans var ki içinde. Öyle de bir güzel kokusu var ki. Ay çok bilmiyorum. Favorilerim arasına girdi bu benim. Alsam mı, almasam mı? Başka Rimmel denesem mi, denemesem mi? Lerde gidip geliyorum aslında. Bakalım. Bakalım bakalım. Kapatayım ben bunu. Bir dakika. Başka? Ah, ojeler. Ojeler. Oje çekmecem çok da. Favori ojeler. P2. P2. İnanılmaz güzel. Aa, bu inanılmaz. İnanın siz. Benim memnun kaldım ve diğer ojeleri elden çıkarsam da bunları bir alsam dediğim ojeler. Gerçekten kaliteli. Fiyatına göre kalıcılığı işte, ama rengi çok güzel veriyor. Tek katta müthiş sonuç. Ona ilaveten, ona ek olarak kesinlikle tavsiye edeceğim iki tane daha oje var. Bilmiyorum. Ama siyah oje. İşte bu dönemlerde, yani çok, yani bu dönem dediğim bu mevsimlerde siyah çok fazla tercihim değil aslında, ama yapı olarak Maybelline'in bu ojelerinin yapısı çok güzel. Tek katta müthiş renk veriyor. Ve ona ilaveten Astor. Astor'un da bu ojeleri çok güzel çıktı. Bunlardan da hani tekrar bir daha, ay, affedersin seni, tekrar tekrar alabileceğim ojeler arasında. Ve şu mavi renk çok güzel. Evet, burası da böyle. Peki gelelim en sıklıkla kullandığım iki tane ojeye. Bir tanesi Essence. Şu. Ve diğeri de yine Maybelline. Ah, iyice yorgunluk çarpıyor, vuruyor, dağıtıyor. Color Sensational olan numarasını hemen göstereyim size. 530 numara. Ultimate Red. Red ne? Red Sinex'e var. İyice dağıldım. Yorgunluk fena vurdu. Saat şurada 10.30'a doğru geliyor. Bir an önce videoyu bitirip içeri gitmem lazım. İşte böyle benden. Şöyle bir çekmeceyi bir daha bir açayım. Sonra ay bunu niye şey yapmadım? Aa, bunu söyleyecektim falan deyip. Ay şunu göstereceğim ya. Ya bunu sürdüğüm zaman yüzümde yapış yapış bir his oluşuyor. Bu önceden böyle miydi hiç hatırlamıyorum. Fondöteni sevmiyorum. Sanırım bunu sevmiyorum artık. Bir dönem sevmiştim. Bilmiyorum neden böyle oluyor. Hadi gelelim farlara. Gelelim farlara. Farlardan hangi birini göstereceğim ben şimdi size? Hangi birini göstereceğim? Farların hepsi favorim. Hepsini çok seviyorum. Bunlar silik, teknik, elektrik. Aa, ben size göstermedim nazara. Çok inanıyorum. Ve insan kendi malına da nazar eder mi? Eder. Nazar sadece kötü gözle alakalı bir durum değil. Ki ben bunu makyaj yaparken, makyajımı bitirdim. Eşimle hep beraber gezmeye çıkıyoruz. Makyajı bitirdim.
Aynaya baktım, hadi dedim çok güzel ya, çok harika dedim, arkamı döndüm, pat elimden düştü. Yani işte böyle. Ya sen misin bir şeyini çok beğenen? Al işte sana bu. Ben bunu ilk yaşamıyorum, bir de ben de hep oluyor bu. Evet, ne olduğuna gelelim. Technic Electric Beauty'den 12'lik far paleti. Bu metalik eyeshadow compact. Yani siz kendiniz okuyun en iyisi. Evet. Ya kesin anlatmayı unuttuğum bir şeyler var ama ne, hiç. Şurayı da açayım da size biraz bakın isterseniz ne var ne yok. Ben de bahaneyle şöyle bir bakmış olayım şuraya. Ah, bu sıralarda pudra olarak aslında iki tane pudrayı çok kullandım. Yalnız bu Catrice çok tozutuyor. Yani yapısı itibariyle çok incecik. Cildinizde var yok arası oluyor. Herhangi bir yapış yapış olan, işte biraz öncekinden bahsediyorum. Fondöteni biraz böyle matlaştırıyor ve o yapış yapışlığını gideriyor. En fazla kullandığım bir bu oldu. Son dönemlerin favorileri diyebilirim. Hem 6. ayda. Ama genel olarak çok tozuttuğu için sevmiyorum. Ama bu tozutma ile ilgili şunu da söyleyeyim. Fırçayla da alakalı bir durum oluyor bu tozutma bazen. Bazen de olmayabiliyor tabii ki. Ve yine benim arkadaşımın bana hediye gönderdiği La Roche-Posay'den bu mineral pudra. Yani bu pudrayı da çok beğendim. Ya da işte bu da mı tozutuyor, ben anlamadım. Tozutuyor ama çok güzel, cilde çok güzel bir efekt veriyor. Verdiği etkiyi seviyorum. Ben bunu fırçayla kullanıyorum. Normalde bunun alt tarafında süngeri vardı. Bu da. Hatta rengini de söyleyeyim. Rengi de bana gerçekten çok uygun. SPF 25'miş. Light bejmiş bu. 11, 5 kilo. Şöyle. Ay, çok özür dilerim. Esine esine bir hal olduğumun farkındayım. Kapatacağım şimdi. Hiç merak etmeyin. Sıkıldığınızı da biliyorum. Başka. Şöyle bakınca insanın aklına gelir diye açtım. Rujların aslında, ya şimdi son zamanların favorileri ya da en sevdiğim yapıları olarak diye, 542 zaten kırmızı favorim de. Neydi o ya? 450, 450. Ay 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 ay. Ben bunu nasıl geçerim? Geçen gün hatta yine sürdüm, dedim ki bunu mutlaka göstermeliyim dedim. Ay, şunun içindeki ışıltılara bakar mısınız? Altın ışıltılar var içinde ve dudakta öyle güzel bir parlaklık veriyor ki. İnanılmaz. Dedim, yine inanmıyorum. İnanmıyorum kendime. Dikkat edince bir şeye daha fazla söylüyorsunuz. Bunun farkındayım şu anda. Çok güzel. Işıltıları beni çok memnun eden bir ruj oldu bu. Evet. Beju. Nerede? Lip Butter. İnanmıyorum. Yanıma mı almadım ben onu? Neyse. En favorilerimi aslında gördünüz. Benden şimdilik bu kadar. Çok uzattım. Çok 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 uzun bir video oldu bu. Şimdilik benden bu kadar. Artık aklıma bir şeyler gelecek. Tüh, niye bunu da söylemedim? Tüh, bunu da niye koymadım? Her zamanki gibi bütün videolarda hep aynı şey oluyor. Sonra ah bak tüh falan oluyorum. Her neyse. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tırnağımdakileri söylemeden geçmeyeyim. Kızarsınız sonra bana. 116 Dating Time P2 Last Forever'dan altındaki ve üzerindeki Alessandro'dan, Alessandro'nun parlak bir şeyi, parlak bir şey bu. Bu da bu. Bulamadım numarasını falan. Ama bunun içine ben kırmızı oje katmıştım. Onu da eklemeyi geçmeyeyim. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.